Merhaba, ben Aslı Dönmez. Sizlere Boğaziçi Enstitüsü olarak çocuk gelişimi eğitimi hazırladık. Bu eğitim boyunca çocuk gelişimi, çocuk gelişimi kavramları, çocuk gelişimi kuramları ve çocuk gelişiminin çalıştığı diğer alanlara dair bütün bilgileri öğreneceksiniz. Ve yine eğitimin sonunda çocuk gelişimini bitiren öğrencilerin alanlardaki çalışmalarına dair bilgiler edineceksiniz. Çocuk gelişimi nedir? Çocuk gelişiminin konuları, çocuk gelişimi kuramları bu bölümümüzün ana başlıkları olacaktır. Çocuk gelişimi nedir? Çocuk gelişimi 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan bireylerin bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim, sosyal ve duygusal gelişim ve öz bakım olmak üzere tüm gelişim alanlarını aile ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde destekleyerek bireyleri hayata en iyi şekilde hazırlayan alana verilen genel addır. Çocuk gelişiminin konuları. Çocuk gelişiminin konuları 3 ana tartışma halinde özetlenebilir. İlk olarak kalıtım ve çevre. Kalıtım ve çevre gelişimin öncelikli olarak kalıtımdan mı yoksa çevreden mi etkilendiğini tartışır. Durağanlık ve değişme. Durağanlık ve değişme yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan kişilik özelliklerimizin yaşam boyu ne ölçüde devam edeceğini ya da değişeceğini tartışır. Süreklilik ve süreksizlik tartışması ise gelişimin ne ölçüde sürekli bir dizi halinde ya da süreksiz ani ve belirgin bir süreç izlediğini tartışır. Gelişim kuramları. Şimdi gelişim kuramları, olgunlaşma kuramı, davranışçı ve sosyal bilişsel kuram, psikanalitik kuramlar, bilişsel kuram, bilgi işleme kuramı ve ekolojik kuramlar olarak 6 ana başlıkta toplanabilir. İlk olarak olgunlaşma kuramı GESEL. Şimdi GESEL 3 ana kavram üzerinde durur. Bunlardan ilki kalıtım, sonrası olgunlaşma kuramı ve son olarak da gelişimsel kilometre taşları. GESEL için gelişimin temelinde kalıtım yatar. Olgunlaşma kuramında bireyin ne olacağı genetik kodlarında önceden belirlenmiştir. Kişi olgunlaştıkça bu ortaya çıkar der. Çevre evet az da olsa etkilidir ama genel olarak büyük ölçüde gelişimin temelinde kalıtımın olduğunu söyler. Şimdi gelişimsel kilometre taşları dediği çalışmasında çeşitli yaş dönemlerinde çocukları, çeşitli kültürlerdeki çocukları inceler ve çeşitli yaş dönemlerinde çocuklarda ortaya çıkması beklenen belirli özellikler saptar. Davranışçı ve sosyal bilişsel kuramlar. Davranışçı kuramlar öncelikle davranışı temeli alır. Gelişim burada süreklidir. Yine süreklilik, süreksizlik tartışması burada yer alır ve gelişimin sürekli olduğunu savunurlar. Belli bir dönemler izlemediğini yine savunurlar. Şimdi davranışçı ve sosyal bilişsel kuramlarda iki kuram ve üç kuramcıdan bahsedeceğiz. İlk olarak klasik ve edimsel koşullanma Watson ve Skinner. Sonrasında da sosyal bilişsel kuramda Bandura'yı ele alacağız. Klasik koşullanma Watson. Şimdi doğal uyaran, hoşa giden bir davranışla eşleştirilerek davranışı şekillendirmedir temelinde. Yani nötr ve hiçbir ifade etmeyen bir uyaran, sevilen bir olayla eşleştirildiğinde davranışı olumlu yönde değiştireceğini savunur. Yine çevresel koşullanma ile bir çocuğun herhangi bir tip insana dönüştürülebileceğini ispatlamıştır. Burada en önemli deneylerinden biri olan Albert deneyinden bahseder. Şimdi Albert daha önce hiç kemirgenlerden ve küçük hayvanlardan korkmayan bir çocuktur. Ancak Watson deneyinde Albert'e küçük bir fare gösterir ve arkasından da onu ürkütecek bir ses verir. Ve bu çalışmaya, bu uyaranı vermeye devam ettikten sonrasında Albert artık küçük hayvanları gördüğünde de korkmaya başlayacaktır. Bu nedenle çevresel koşullanmanın çocuğu herhangi bir tip insana dönüştürülebileceğini ve davranışlar üzerinde böyle bir etkisi olabileceğini söyler. Edimsel koşullanma. Edimsel koşullanmanın temsilcisi Skinner'dır. Şimdi burada gelişimin ana kavramı davranıştır. Davranışın sonucu, davranışın yeniden ortaya çıkma olasılığındaki değişimleri belirler der. Burada ödül ve ceza kavramı önemlidir. Gelişimi şekillendiren ögelerdir bunlar. Sosyal bilişsel kuramda Bandura vardır. Bandura için çevre ve biliş gelişimin ana kavramlarıdır. Gözlem yoluyla öğrenmeye odaklanmıştır. Bandura sosyal öğrenme modelini ortaya koymuştur. Sosyal öğrenmede taklit ve pekiştireç önemlidir. Çocuklar bizim söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı tekrarlayacaktır. Dolayısıyla
iyi bir davranışı ne kadar pekiştirirsek bu davranış o yönde şekillenecek ve kalıcı olacaktır. Yine davranış, kişi, biliş ve çevre şeklinde gider kuramı. Psikanalitik kuramlar. Şimdi buraya kadar olgunlaşma kuramını ve davranışçı kuramları işledik. Olgunlaşma kuramında kalıtım bizim için önemliydi. Davranışçı kuramda davranışlardı bizim için önemli olan. Psikanalitik kuram ise gelişimi anlamak için davranışlara bakmanın yeterli olmadığını savunur. Ve gelişimin birazcık daha davranışın da altında yatan bilinç dışı ve duygularla açıklanabileceğini savunurlar. Psikanalitik yaklaşımın en önemli temsilcileri Freud ve Erik Erikson'dur. Freud'da psikoseksüel kuram, Erik Erikson'da da psikososyal kuram. Bu bölümde ele alacağımız kuramlar. Psikoseksüel kuram. Freud'a göre kişiliğimiz ilk 5 yılda şekillenir ve burada haz önemli bir belirleyicidir. Yine id, ego ve süperego kavramlarından bahseder. İd nedir? İd bizim şu anda dürtüsel olarak giderilmesi gereken hazlarımızı oluşturur. Ego ise burada da birazcık daha rasyonel olan bölümdür ve idin o dürtüsel isteklerini bastıran ve yönlendiren bölümdür. Sonrasında süperego. Süperego ise birazcık daha kişinin bulunduğu kolektif bilinç, kültür, yaşantıları ve değerlerini oluşturan bir bilinçtir. Yine Freud'a göre süperego çocuklarda 4 yaş sonrasında gelişmeye başlar. Freud'a göre gelişim 5 psikanalitik evreden geçer. Herhangi bir dönemde haz gereksinimi gereğinden az ya da çok doyurulursa birey gelişimin o döneminde kalır. Yani burada bir dengeyi sağlamak önemlidir sağlıklı bir duygusal gelişim için. Freud'un 5 psikanalitik gelişim evresi. Bunlardan ilki oral dönem 0 ve 1 yaş arasındadır. Burada çocuğun haz noktası ağızdır. Anne ile kurduğu ilk ilişkiler burada önemlidir. İkinci dönem, anal dönem 1 ve 3 yaş arasında gerçekleşir. Burada yine haz noktası anüstür. Üçüncü olarak fallik dönem 4 ve 6 yaş arasındadır. Burada haz noktası çocuğun cinsel organıdır. Dördüncü dönem latent dönemdir. 7 ve 11 yaş arasındadır. Burası gizil dönem olarak da geçer. Burada artık yine haz noktası cinsel organdır ama birazcık daha çocuk bu haz gereksinimini gizler. Bunu daha çok yönlendirir. Sosyal ve kültürel etkinliklerle bunu yönlendirir. Sonraki dönemimiz genital dönem. Genital dönemde cinsellik tekrar uyanır. Çünkü artık buluğ çağıdır ve bu ihtiyaçları daha fazla gidermek isteyecektir. Yine buradaki ilişkiler aile dışındaki kişilerle yaşanır. Bundan önceki 4 dönemde hep aile içinde arardı çocuk haz noktasını ama artık genital dönemden sonrasında haz noktası dışarıya dönmüştür. Freud'un bu 5 psikanalitik gelişim evresini sağlıklı bir şekilde atlatan, yani ne az ne de çok doyurulmuş bir şekilde değil de dengeli bir şekilde doyum sağlayarak atlatan yetişkinler, bireyler sağlıklı bir yetişkinlik dönemine geçecektir. Psikososyal kuram. Psikososyal kuramda temsilcimiz Erik Erikson. Erik Erikson Freud'un aksine gelişimin ilk 5 yılda açıklanamayacağını, yani sadece bu 5 yıla sıkıştırılamayacağını, onun yerine 8 dönem halinde tüm yaşam boyu devam edeceğini savunur. Burada önemli kavram insan davranışının güdüsünün sosyal doğada olmasıdır. Yine gelişim ve değişim yaşam boyu devam eder Erik Erikson'a göre. Gelişim 8 dönemde ortaya çıkar ve her döneme özgü gelişimsel görevler ve çözülmesi gereken krizler vardır. Psikososyal kuramın 8 duygusal gelişim evresini inceleyecek olursak, bunlardan ilki güvene karşı güvensizlik. Bu doğumdan 18 aya kadar olan bölümü kapsar. Burada bebeğin dünya ile kurduğu ilk ilişkiler, anne ile ve ona bakım verenle kurduğu ilk bağlar vardır. Eğer burada çocuk anne ile sağlıklı bağlanamazsa güvene karşı güvensizlik duygusunu geliştirecektir. İkinci dönemimiz özerkliğe karşı utanç ve kuşku. Yani 18 ay ve 3,5 yaş arasındadır. Burada yine çocuğun ben merkezciliği söz konusudur ve yeni deneyimler kazanmak ister. Yine bu dönemde bu özerkliği engellenirse çocuk özerkliğe karşı utanç ve kuşku duygusunu geliştirir. Üçüncü dönemimiz girişimciliğe karşı suçluluk. Bu da 3,5 ve 6 yaş, yani okul öncesi dönemini kapsar.
Burada yine dediğimiz gibi okul ortamında bir şeyleri denemek için, deneyim kazanmak için daha özgürce girişimler yapmak isteyecektir. Ve bu girişimciliği etkilenirse yine girişimciliğe karşı suçluluk duygusu geliştirecektir çocuk. Sonraki dönemimiz çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu. Bu 6 ve 12 yaşlarını kapsar. Tam olarak ilkokul dönemlerine denk gelir. Burada çocuklar artık yeni bir öğrenme ilişkisi kuruyorlardır. Okul başarısını önemserler, arkadaşlarıyla kurdukları etkileşimi önemserler. Yeni bir gruba dahil olma onlar için önemlidir. Yine bu noktalarda çocuk başarılı olamazsa çalışkanlığa karşı aşağılık duygusunu geliştirecektir. Sonraki dönemimiz kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Bu ergenlik dönemini kapsar. Burada bireyin gelişimsel görevi bir kimlik kazanımıdır. Bir kimlik belirleme, benlik algısı oluşturmadır. Yine bu dönemde eğer çocuk sağlıklı bir şekilde kimlik oluşturamazsa kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası duygusunu geliştirir. Sonraki dönem yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Bu genç yetişkinlik dönemidir. Burada yine insanlarla kurduğumuz ilişkiler, iş ilişkileri, aile kurma, biriyle tanışma bunların hepsi bu dönemin konusudur. Ve yine kişi burada bu duygularda başarılı olamazsa yakınlığa karşı yalıtılmış duygusunu geliştirecektir. Üreticiliğe karşı verimsizlik, olgun yetişkinlik dönemini kapsar. Burada toplum için faydalı olma, ailesi için faydalı olma, arkadaşları ve çevresi için faydalı olma önemlidir bireyler için. Ve üreticiliği engellenirse, başarısızlık hissi oluşursa yine bireyler üreticiliğe karşı verimsizlik hissini taşıyacaktır. Son bölümümüz benlik bütününe karşı umutsuzluk. İleri yetişkinlik dönemini kapsar. Burada artık bireyler yaşadıkları hayatı sorgularlar. Nasıl bir yaşam geçirdiklerini, neler yaptıklarını sorgularlar ve eğer çatışmaları aşamamışlarsa, bu döneme kadar başarılı gelememişlerse benlik bütününe karşı umutsuzluk sergileyeceklerdir ve yaşamın diğer yarısında umutsuz bireyler olarak kendilerini göstereceklerdir. Erikson'un 8 duygusal gelişim evresi bu şekilde. Sonraki kuramımız bilişsel kuramlar. Şimdi bilişsel gelişim kuramları davranışçılığın aksine ve psikanalitik kuramların aksine bilince önem verirler. Yani aktif olmaya ve düşünmeyi temeli alırlar. Burada bilişsel gelişim kuramı ve sosyal kültürel kuramdan bahsedeceğiz. Ve iki temsilcimiz var. Birisi Piaget, diğeri Vygotsky. Bilişsel gelişim kuramı. Bilişsel gelişim kuramının temsilcisi Piaget'dir. Piaget için aktif olma ve bilgiyi alırkenki eylem önemlidir. Yani bilgi öğrenenin eylemiyle yapılandırılır. Özümseme ve uyumsama olarak iki önemli kavramı vardır Piaget'in. Özümseme yeni bilgileri ve eski bilgileri birleştirir. Uyumsama yeni gelen bilgileri yer açmak için önceki bilgileri değiştirir. Şimdi bilişsel gelişim dönemleri var Piaget'de. 4 dönem şeklinde ilerler. Bu ilk dönemimiz duyu motor dönem. Duyu motor dönem 0 ve 18 ay arasında yer alır. Burada çocuğun eylemleri sezgiseldir ve ihtiyaç odaklıdır. Şimdi işlem öncesi dönem 18 ay ve 7 yaş arasındaki dönemdir. Burada yine problem çözme, içsel düşünme ve sembollerle gerçekleşir. Somut işlemler dönemi 8 ve 12 yaş arasında gerçekleşir. Burada artık problem çözümünde birazcık daha mantık ve algı devreye girer. Soyut işlemler dönemi de 12 yaş ve sonrasını ifade eder. Burada çocuk soyut ve varsayımlara dayalı düşünmeyi geliştirir. Artık geleceğe dair planlar yapar ve yine eski dönemler hakkında konuşabilir, kendini ifade edebilir. Bilişsel gelişim dönemlerimiz bu şekildedir. Sosyokültürel kuram. Burada Vygotsky temsilcimiz. Vygotsky için kültür, dil ve sosyal etkileşim önemlidir. Zaten kuramını dil üzerinden açıklar. Burada dil evrelerinden bahseder. Bebeklik dönemi, okul öncesi dönemi, ergenlik ve yetişkinlik dönemi. Dil ve düşünce bebeklik döneminde birbirinden ayrıdır. Sonraki dönemlerde birazcık daha iç içe geçmeye başlar. Bebeklik döneminde kavramsal olmayan konuşma ve sözel olmayan düşünme vardır temelde.
Okul öncesi dönemde artık sözlü düşünme, dil ve düşünme devreye girer. Yine aynı şekilde kendine dönük konuşma başlar. Kendine dönük konuşma Vygotsky için önemlidir. Çünkü biz problem çözerken, yeni bir şeyler öğrenirken kendine dönük konuşmayı gerçekleştiririz. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde ise artık sözlü düşünme hakimdir bu döneme. Ama yine de yetişkinler de bir şey öğrenirken ya da problem çözerken arka planda hep kendine dönük konuşmayı kullanacaklardır. Vygotsky'deki diğer kavram da aşamalı destek. Yani Vygotsky temelde çocuğun bağımsız deneyimlemesine, öğrenme ilişkilerinde bağımsız olmasına önem verir. Ama bir noktada desteğe de ihtiyacı olacaktır. Çünkü çevresel etmenler de bu noktada önemlidir onun için. Burada düşünmeye rehberlik, dil ve sosyal etkileşim, ipuçları ve sorular bizim için önemlidir. Yakınsak gelişim alanı yine diğer önemli kavramlardan biridir. Burada çocuğun gelişimi açısından zor görevler vardır ve bu zor görevler için ebeveyn ve öğretmen desteği önemlidir. Burada yine çocuğa doğrudan müdahale olmayacak ama sorular ve ipucuyla onun bağımsız çözebilmesine destek olunacaktır. Bilgi işlemleme kuramı. Bilgi işlemleme kuramının iki önemli temsilcisi Sigler ve Deutsch'tur. Burada yine bilişsel kuramdaki gibi aktif olmaya önem verirler. Ayrıca yine dikkat ve bellek kavramları da bu kuramla birlikte işin içine girer. Burada en önemli şey bilgiyi işlemleyebilmesidir çocuğun. Aktif bir şekilde işlemleyebilmesi ve kendi öğrenme sistemi üzerine düşünebilmesi önemlidir. Bilgiyi elde etmede saklama, hatırlama, yeniden gözden geçirme ve değiştirme önemlidir. Çocuklar bilgiyi sosyal ortamda toplumsal ipuçlarını fark ederek ve bunları kaydedip sosyal etkileşimlerde kullanmak amacıyla saklarlar. Ekolojik kuramda Bronfenbrenner temsilcimizdir. Şimdi en önemli unsur çevresel faktörlerdir ekolojik kuramda. Gelişimi 5 çevresel sistemle tanımlar. Burada ilki ve en temeli mikrosistemdir. Mikrosistemde ne yer alır? Çocuğun en yakın temasta olduğu kişiler, ailesi, öğretmenleri, ona bakım veren diğer kişiler. Yine sosyal kuruluşlarda kalıyorsa bu çocuklar, yine oradaki kuruluştaki kişiler yer alır. Mezosistem ikinci aşamamız. Mezosistemde de bu mikrosistemde bahsettiğimiz aile, öğretmenler, işte kuruluşlardaki diğer kişilerin birbirleriyle arasında kurduğu ilişki yer alır. Ekosistem. Ekosistemde de yine çocuğun çevresi, komşuları, arkadaşları, aile ilişkileri, aile meslekleri, sağlık kuruluşları ya da sosyal hizmetler ve bunun içinde bulunduğu kültür yer alır. Makrosistemde ideolojik görüşleri kapsar. Belli bir toplumsal ideolojiyi yine kültürel normları içerir. Kronosistemde ise en genel anlamda zamanın ruhu, dönemde yaşanan olaylar, işte savaşlar ya da çocuk için belli bir yaşamsal süreçten bahsedebiliriz. Diyelim ki boşanmış bir ebeveynin çocuğu ve bunun ilk 2 yıllık dönemini kapsayabilir, bu sürecin nasıl atlattığını. Yani aslında o gelişimin gerçekleştiği zamanın ruhundan bahsedebiliriz. Evet, ekolojik kuramda bu şekilde. Böylece çocuk gelişim kuramlarını da ele almış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.